Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealte lehezne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Azizler, Allah subhanahu ve ta'ala başımızda sayaban bolup durgan Ramazan ayını berçelerimizge hayırlı, berekatli kılışını sorab daim dualarda bolup durayılık. Hakikatten bu ayna fazlı köp, keramı köp, hayrı köp, yaxşılıkları köp. Mana şu bir ayna kulay fırsat bilir, mazkur yaxşılıklardan, faizli futuhlardan faydalanıp kalış payıdan bulmağımız gerek. Ana şu maksatta her yıl gidek, bu yıl hem yaxşı, muhlis insanlarını, idaralarını yardımı da şu ay içinde bir türküm sohbetler, ilmi marifi yığınlar otkuzuş tizimi tizildi. Allah'a bir adet şükürler bolsun, hamd-ı sanalar bolsun. Bunu barçamızga nasip etti. Bu yılgı türküm sohbetlerimizni Ramazan tohbaları deb atadik. Hakikatten Ramazan-ı Kerim'ni hammamızga tohbaları nihayette köp. Mazkur tohbalardan unumli faydalanışımızda Allah Teala'nın özü yardımcı bolsun. Bugün sizlerine mübarek rekat namlı mescidlerinizdeki sohbetlerimizde mescidini abadlığı mevzusu da otkazışka köpçülük bilen maslahat kılıp tekliflerge binaen şu recanı kıldık. Hemimizde yakşı tanış biliş ki mescid İslam dini Müslüman ümmetini en aziz caylarından biri hesaplanadı. Secdegah Allah'a ibadet kıladığan mesken hesaplanadı. Mescidini abadlığına siz bilen biz mumun Müslüman bendelerini Allah Subhanahu ve Teala'nın özü çarlagan. Çarlaganda hem ebedi destur bulmuş ilahi kitabı Kur'an-ı Kerim ayetleri arkayı çarlagan. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp aytadı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir ve aqâmas salâte ve âtez zekâ ve lem yakhşa illallah. فَعَسَى أُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Elbette, elbette Allah'ın mescidlerini fakat yine Allah'a iman kirtirgen, ahiret günüge iman kirtirgenler, namaz okugenler, zekat bergenler yine abad kılırlar. Şayet ki ana oşeler hidayet topganlardan bo'lsalar, dedi Alloh taolo. Ana masjidni hamma ham obod qilavermas ekan. Masjid Allohning uyi. Allohning uyini kim ko'ringan obod qilmas ekan. Allohning uyini obod qiladiganlarni o'ziga yarasha sifatlari bor ekan. Ana shu sifatlarni ushbu hozirgi o'qilgan tarjima qilingan oyati karimada Allah Teala'nın özü aytib o'tgan. Birincisi, Allah Teala'ya imanı barlar gene mescidini abad kıladı. Yani mumun bende buluş gerek. Allah'ya imanı bar adam gene mescidini abad kıladı. Ahiret günüge imanı bar.
qiyomatga iymoni bor. Qiyomatda bo'ladigan barcha tafsilotlarga aniq, ochiq, oydin iymon qilganlargina masjidni obod qiladi. Namoz o'qiganlar, zakot berganlar masjidni obod qiladilar. Ana o'sha Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni to'la to'kis ado etib, zakot bergan masjidni obod qilganlar shoyatki hidoyat topganlardan bo'lsa. Ana hidoyat topganlardan bo'lish har bir mandani buyuk martabasidir. Orzu umididir. Erishgan eng nihoyiy cho'qqisidir. Ana shu e'tibordan masjid obodligi islom dinida mo'min musulmon ummatida nihoyatda ulug'lanadigan bir amal hisoblanadi. Xo'p, Qur'oni Karimda masjid obodligi to'g'risida oyat kelmoqda. Masjidni obod qiluvchi bandalarning sifatlari zikr qilinmoqda. Masjid obod qilish, masjidni obodligi degan iboradan nima ko'zlanadi o'zi? Ana, buni endi bilishimiz kerak. Hamma ulamolarimiz ittifoq qilib, ushbu oyati karimadagi masjid obodligi to'g'risidagi so'zni boshqa oyatlar, hadisi shariflar, ulamolarning gaplarida masjidni obodligi, masjidni obod qilish, masjidni obod qiluvchi kabi iboralardan ko'zlangan maqsad ikki qismga bo'linadi. Birinchi qismi moddiy obodlik. Ya'ni masjidni moddiy jihatdan obod qilish. Ikkinchi qismi ma'naviy obodlik. Ya'ni Allohning uyi bo'lmiz masjidni ma'naviy jihatdan ham obod qilish kerak bo'ladi. Moddiy jihatdan obod qilish deganda masjid qurish, masjidning binosini qurish, yaxshilab qurish, ozoda tutish, pokiza qilish, ana o'sha masjidlarni go'zal bir tarzda ushlab turish uchun qilinadigan xizmatlarni masjidni moddiy obodonchiligi uchun qilingan xizmat deyiladi. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada 13 yil payg'ambarlik qilgan bo'lsalar, birorta masjid qurilmagan. Ka'bani atrofidagi Masjidil Harom o'z-o'zidan bo'lgan. Lekin hozirgi bizning tushunchamizdagi masjid degan bir bino qurilib, poydevori qilib, boshqa huquq bo'lib musulmonlar erkin ochiq oydin namoz o'qish imkoniga ega bo'lmaganlar. Alloh subhanahu va taoloning amri bilan o'zoti va barakot o'zlarining sahobalari bilan Madinai Munavvaraga ko'chib o'tib yetib kelganlaridan keyin Rasul akram alayhisalatu vasallamni kutib turgan ansoriy sahobalar bilan qo'shilib insoniyat tarixida birinchi marta Qur'on asosida musulmonlar jamoasi to'plandi. Jam bo'ldi. Boshlig'i bor, a'zolari bor, vatani bor, hamma tarafi to'ldi. Ana o'shanda Rasuli akram alayhisalotu vasallamning dastlab qilgan ishlaridan biri masjid qurish bo'ldi. Hozirgi kundagi hammamiz ziyorat qilayotgan, hojilarimiz, umrachilarimiz ziyorat qilib kelayotgan Masjidin Nabaviy, payg'ambar alayhisalotu vasallamning masjidiga o'sha paytda asos solindi. Rasul akram alayhisalotu vasallam o'zlari bu ishni boshladilar. Yer egalaridan yerni oldilar. Odamlarni chorlab o'zlari tosh ko'tarib, g'ish ko'tarib ishladilar. Boshqa sahobalar ham mehnat qilib birinchi masjidni qurdilar. Ana undan keyin Qubodagi masjid qurildi. Hozir xatimda qorimiz Masjidun Ussisa ala taqvo. Taqvo asosi, poydevori asosida qurilgan masjid degan Qubo masjidi qurildi. Ana undan keyin asta-sekin musulmonlarning diyorlarida masjid qurish ishlari boshlanib, sekin-sekin bu narsa taraqqiy etib bordi. Bizning aziz vatanimizda ham islom kelib tarqalganidan so'ng bu yerning aholisi islomni go'zal tarzda qabul qilib olib,
dünyanın en güzel Müslüman cemaatlerinden bir cemaat bo'lganidan keyin juda ko'plab masjidlar qurilgan. Masjid qurilish ishlari asta-sekin me'morchilikni durdonasiga aylangan. İnsoniyatni eng katta me'morchilik obidalari sifatida hozir diyorimizda ba'zi masjidlar xalqaro tashkilotlarni ro'yxatidan o'tgan Masjidi Kalon, shunga o'xshagan bir qancha masjidlarimiz bor. Ammo ming afsuslar bo'lsin ki, o'tgan xudosizlar tuzumi vaqtida masjidlarning ko'pi vayron qilindi. Kumpoyakun qilindi. G'ishlarini olib o'zlarini kerakli maqsadlarga ishlatishdi. Ba'zi bir masjidlarni har xil odamlarga bo'lib berishdi. Yoki bo'lmasam qandaydir omborxona va shunga o'xshagan, hatto tahoratxona qilib qo'ygan holatlari ham bor. Ana o'shanday holatlar bir muncha davom etgandan keyin Alloh subhanahu va taolo yana o'zi lutfi karam ko'rsatdi, mehr muhabbat ko'rsatdi, dinimizga qaytish baxtini muyassar qildi. Ana o'shanda yana masjidlarimiz yangidan qurilish, eskilarini ta'mirlash ishlari boshlandi. Hozir Saqismonda batargan To'xtaboy masjidi o'sha shishadanni nimasi edi? Omborxonasi edi. İçimliklerini amborxonasiydi şişesini. Ben özüm sorab alıp adamları hareket kılışıp. Adamlar neçe kan o şehirden şişe kaldıklarını taşışken. Hazır bana şehrin en güzel masjidlerden bir tasip oturuptu. Başka masjidlerin hem anda uçunda kılındı, yangileri hem kuruldu. Asta sekin elhamdülillah körkem. Körgen adam havas kıladığın derecedeki masjidlerimiz hazır brinketin kat götürüp hammamizni bir ajoyib tarzda ibodat qilishimiz uchun xizmat qilib turibdi. Borgan sari yana yaxshilanib boryapti. Mana yaqinda men bir chet eldan kelgan katta musulmon arbobni Ko'kcha masjidiga olib kirdim. Ko'rib ajoyib bir holatda hayron qoldi. Biz sizlarda shunaqa masjid borligini bilmagan ekanmiz. Men juda ko'p kelganman, o'zi ko'p kelgan odam biz og'aynimiz. Bunchalik bo'lganini bilmagan ekanman deb kelib hamrohlariga aytibdi. Ertasiga hamrohlari iltimos qilib biz ko'rmay qoldik, biz ham borib ko'rib kelaylik deb borib tahoratxonalargacha hamma yoqqa kirib ko'rishib, xursand bo'lishib keldi. Bunaqa masjidlarimiz alhamdulillah ko'payib boryapti. Mana hozir Ramazonni Arafasida rasmiy ravishda 3ta masjidni qayta qurishga demak hujjatlar bo'ldi. Masjid qavmlariga e'lon qilindi, shu ish boshlanyapti. Bu Yakkasaroy masjidi, Avoyxon masjidi, Puliyemas ota degan masjid tamoman yangidan qurishga ish boshlandi. Maxsus tashkilotlar ularni demak chizmalarini chizibdi, shakllarini qipti, hamma yo'q tayyor bo'lyapti. Yana shahrimizda bir qancha masjidlar qayta qurilyapti. Alhamdulillah bularning hammasi bizi baxtimiz. Mana shu ishlarni qilishda ishtirok etgan mu'min musulmonlarga nihoyatda katta ajr savoblar va'da qilingan. Chunki masjid Allohning uyi. Masjid qurgan odam Allohning uyini qurgan bo'ladi. Masjid qurishida ishtirok etgan odam Allohning uyini qurishda ishtirok etgan bo'ladi. Mana shu haqiqatni biz anglab yetishimiz kerak. Allohni en yaxshi ko'rgan diyorlari deydilar payg'ambar alayhisolatu vasallam o'z hadislaridan birida masjidlardir. Allohga en mahbub diyorlar, joylar, maskanlar masjidlardir. Fuqaholarimiz aytadilarki, bir odam qizishib ketdi-da qandaydir bir janjalning ustida boshqa bo'lib, menga bu dunyoda turish haromdir, agar tursam palon bo'lay deb qasam ichardi. Ama yok dünya. Kana kıladı bunun kasamını, kasam hor bulmasak için ne kılamız dese, masjidge kirvasa kasam hor bulmayı dedi. Çünkü bu dünyadan mas masjid. Allah'ın uyu bu. Ana, bana şundayı derecede, büyük bir maskerler hesaplanadı masjidler. Mübarek caylar hesaplanadı. Muazzez caylar hesaplanadı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam merhamet kılıp etediler ki, Men bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil cenneti. Kim Allah için bu dünyada bir masjid kursa, Allah onun için ahirette bir uy kurup beradi cennette.
Bir rivoyatda qasr deyilgan. Qasr qurib beradi. Ulamolarimiz aytadiki, shu hadisdagi masjid degani bizi tasavvurimizdagi xonaxonalari bor, bolaxonalari bor, katta yarim gektar undan oz ko'p joyni egallagan masjid emas. Bitta odam sajda qiladigan bir joy bo'lsa ham masjid deyilaveradi deydi. Bir odamni sajdagohi bo'ladigan yetarli joy masjid hisoblanadi. Masjid degani o'zi sajda qiladigan makon degani. Bir odamni sajdasiga yaraydigan joy masjid bo'laveradi. Ana mana shu masjidni qurish, uni obod qilish moddiy jihatdan, chiroyli qilish, pokiza tutish ishlari shu qadar ulug' va muborak, savobi ko'p ishlar hisoblanadi. Alhamdulillah sizlarning ishlaringizdan ko'plaringiz mana shunday ishlarga ishtirok qilgansizlar. Kimlardir bosh bo'lgan, kimdardir hujjat qilgan, kimdardir pulundan yordam bergan, kimdir hunaridan yordam bergan. Mana opa singillarimiz ovqat qilib, boshqa qilib, hammani zarracha hissasi qo'shilib qolsa, inshaalloh nihoyatda katta bir ajr savobga sabab bo'ladi. Endi masjidni ma'naviy obodligi. Bir qismini tugatdik, ikkinchi qismi masjidni ma'naviy obodligi. Masjidni haqiqiy obodligi ma'naviy obodligidir. Ma'naviy obod nima degani? Demak, shu qurilgan masjidda Allohga ibodat qilish, Allohning dinini o'rganish, Qur'on o'qish, zikr qilish va boshqa shu masjidda qiladigan ibodatlarimizning hammasi masjidni ma'naviy obodligi hisoblanadi. Bu narsa o'ta muhim narsa. Masjidni sevgan kishi, masjidga bog'liq bo'lgan kishi, masjidni doim kelib namozlarini masjidda o'qiydigan kishilarga ajrlar, savoblar nihoyatda ko'p. Sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning mashhur bir hadislari bor. Sab'atun yuzilluhumullohu yawma la zilla illa zilluhu deb boshlanadi hali hadis. 7 toifa kishilar bor. Ana shu 7 toifa kishilarni Alloh taolo o'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda o'z soyasiga oladir. Bu kun qiyomat kuni. Qiyomat kuni qattiq jazirama bo'ladi. Jaziramada qolganlar kuyib jizg'anak bo'lish xavfi bor. Ana shunda faqat bitta soya bo'ladi. U ham bo'lsa Alloh taoloning soyasi. Shu soyaga Alloh o'zining soyasiga 7 toifa kishilarni olar ekan. Ya'niki qiyomat kuni najot topadi bular degani bu. Shulardan bittasi rajnun qalbuhu muallaqun bil masajidi. Bir odamiki uni qalbi masjidlarga bog'langandir. Qalbi masjidga bog'langan odam qanaqa desa, doim masjidni o'ylaydi. Kech qolmasmikin men namoz vaqtida, borishim kerak masjidga deb keladi. Chiqsa yana qaytishini o'ylaydi. Doim 5 vaqt namoz o'qiydigan odamning qalbi masjidga bog'liq bo'ladi. Soatini qaraydi, ishini, rejasini to'g'rilaydi. Nima qilsa qiladi, masjiddagi jamoatdan kech qolmaydi deb urinadi. Ana o'sha odamni Alloh taolo qiyomat kunida o'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda o'z soyasiga olar ekan, rahim qilar ekan, shafqat qilar ekan. U sabab nima? Sabab haligi. U odamni qalbi masjidga bog'liq turgan. Doimo shu, demak, masjidga bog'liq bo'lib jamoat namozlariga qatnab o'qib, Allohning zikrini qilib, Qur'onni tilovatini qilib va boshqa savobli ishlarni qilib yurgan insonlar hisoblanadi. Ana mana shu haqiqatlarni ham biz yaxshi o'ylab, Allohning bergan ne'matlariga shukr qilishimiz, ba'zi bir esidan chiqib qolgan odamlarga tushuntirib, ularni ham mana shu baxtdan muyassar bo'lib, hissador bo'lishlari uchun chorlashib, jamoatga qatnashishlari, odoblik, axloqli bo'lishlari, har xil bo'lmag'ir holatlardan chetlanishlarini Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin, ko'pchilikni qalbini, demak, masjidga bog'lasin, ajr savobdan bahramand qilsin. Masjidlarni yana fazilatlaridan ko'pi ayniqsa Ramazoni Sharifda ayon bo'ladi. Ramazoni Sharifdagi xatmi Qur'onlar ayniqsa nihoyatda katta baxt saodatlar hisoblanadi. Rasul akram alayhisolatu vasallam har yili masjidda itikob o'tirardilar. Qur'onni boshidan oxirigacha
Cebrail farişte aleyhisselamda okup utkazar ediler. Vafat ettikten yılları bir etmez iki merte okup utkazgeller. Sahabalar bunu bilgelerden keyin idrak gelleri ha Resulullah her yeri aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı bir madde utkazar ediler. Bu yıl iki madde utkazdılar. Umurları ahırlap kaptı şekli değişken. Hakikaten yani ki Ramazan kegince uzatı ve barakat bu dünyadan rihlet kigeller. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın davrları da bugünkü siz bilen bizge okşap taravih okşu yok idi. Köpçülük ozu okugen. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam hem uzları okugeller. Kur'an'ın üçünde okugeller. Sahabalar bazı vakitlerde kelip iktida kırışken keyin cüda köpeyip köçeler geçe adamlar çıkıp gitkenden keyin çıkmaya koygeller. Ben bunu çıkavursam vacip ya ki farz bakkasa ümmetimge kıyım boladı degeller. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan keyin Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun devrleri de adamlarını ötüp getirip Ramazan günü karasalar Ramazan iftardan keyin kimdir bir oman geflaşı oturuptu mescitte, kimdir o zise kıraat kıl yaptı, kimdir nampil namaz okul yaptı, her kim her kıl. Öyle oturup bunların bir karını arkasına cemlemesi ibama seken dediler de ertege ertesige en meşhur karı bogan Kur'an kıraatı da nihayette mahir bogan Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhunu çakırıp bugünden teravih buladı, sen oturup hatim kılasan de buyurdular. Mescitlerini tazalattılar. Çırağlarını, fanuslarını yaktırdılar, adamlarını teyellediler ve cemaatini toplab Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu Mescid Teravih namazı da hazırlığı okşatıp demek hatim kılıçını başladılar. Ana o şu işini hazır elhamdülillah siz bilen bizge bana şu nasip etiyor hepti. Bunu hem eytirekenimiz evvelki etkenidek yaşlar bilip koyuşu için hakikatini eytip koyuşumuz gereği buladı. Bundan 30 yıl evvel ondan köprak yıl evvelleri hatim degen narsa bizde yok idi. Az yine salli mescidler var idi. Onda şu kekseyip kagan adamlar 20 rekat nimanı alamtaradan ahir geçe 2 metre kaytarıp zam kılıp nimanı okup getişe uğrar idi. Taravuhne. Keyirrağ sen nima bugende bir cayga ruhsat ver adamı bugen. Damla bu onu yakışı buladılar. Hasli imamını özü de yine hatim bulardı. Başka hiç kayırda bulmasıydı. Vilayetlerde hem kandeydir bir Allah köme verip kasa bitti cahaya ruhsat ererdi. Allah rahmet etsin bize atamız yugurup yurup 2 yıl, 3 yıl, 4 yılda bir mertteki ruhsat alardılar. İşte taşkenden gelip kakas kurtarıp varardılar. O şimdi izlep karı tapılmaydı hele günge. Bitti cahaya hatim götkeni karı tapılmaydı. Bu seyem korkadı ki gene. Yani karı boğalarını yalanıp yalvarı ap gelip keyin hatim kılınardı. Ondayım az yine adam iştirak yeterdi. Elbette adi tarafından göre köprak bulardı adam. Keyin Allah nasip kıldı, bana 89. yıllarda cüda yakışı bir halatlar bulu, hemen yukarı ruhsat buldu. Şunda biz özümüz uyuşturduk. Ben o şunda muhtiydim, ettim. Bu nümege hatimge ruhsat sorup kim eyler? Allah'ın ibadetine ruhsat sorumaydı. Kim imkanını tapsa kıla vursun. Kıla vursun dese karasak adamlar kıla mı yaptı? Keyin toplap karılarını yubardık. Misal için Yahya Karakevlen Abdülhakim Karı'nı parmağını çıkarıp, buyruk kılıp Harazm'ı yubardık. Barsa hatimge duran adam yok. Mescidin imamı var, yani 5-10 adam var halas. Kagarlar kemiydi, yok. Hatta yaşlıydı bir karı bu varken ziyaretlerine varsa biz korkup ağabeyimiz. Avval hatim kagarlarını okuları da, bukuları da. İçtip yüreğim aşkı yaptığı, baralma yapan korkup degerler. Bana hazır Harazm diye mi karı var? Harazm'da hem hatim var, Buhara'da hem başka yerlerde hem hepsi de. Hazır bilesiler mi bugün neşte yerde hatim bol yaptı? 800 yerde, 800 mescidde yakın. 800 tolamaz, 700 kança hem mescidde. Damla boğalar etkendir, neşteydi? 774'te. Ha, 774'te mescidde ruhatı var. İdaranın ruhatı boyunca. Mescid bol yaptı, hazır. Bugün bana saatte. Bu cüde katta baktı o. Kogalları keyinge 15 günlükte kılamız diye şey yaptı. Bana bunlar nihayette yakışı. Haliki etkenimiz. Mescidinin manevi abadançılığı şu. Bu iş uluk iş. Kur'an'ın her bir harfine sevap verildi. Ve bu verilgen sevap 10 Mart'ta adli payetlerde köpeytip verildi. Ramazan'da ise ondan hem köp kılınadı. Ana bu mahiyeti nihayette uluk.
Bu yerde bugün faizi futuh, hayır barakeler bütün yurtga tarqaydı. Baraka bo'ladi, tinchlik bo'ladi, omonlik bo'ladi. Qilinadigan duolar qabul bo'lib qolsa, u ham xayr barakaga sabab bo'ladi. Mana shular hammasi bizi katta baxtimiz, ulug' saodatimiz hisoblanadi. Shuning uchun doimiy ravishda musulmon ummatini ajralmas qismi o'laroq Allohning baytlari, uylari bo'lgan masjidlarni ham moddiy tarafdan, ham ma'naviy tarafdan obod qilishga har bir mu'min, har bir musulmon qo'lidan kelgan hissasini qo'shsa, o'zi uchun baxt bo'ladi, o'zi uchun saodat bo'ladi, eli uchun, yurti uchun xayr barakaga xizmat bo'ladi. Mana shu holatlar hammasi go'zal bir holatlar. Mana shu qorilarni qilayotgan tilovatini har bir harfi nihoyatda ko'p savobga sabab bo'ladigan amaldir. Buni yana Alloh taolo ko'paytirib beradi. Uni ustiga mana shu qorilarni ko'payishini o'zi ham bizi baxtimiz, saodatimiz. Chunki Allohning kalomini yod olgan qori odamlarni ko'pligi. Bundan bir necha yil avval musulmon davlatlarini elchilari bilan suhbatda bittalari aytib qoldiki, men avval Janubiy Afrikada bo'lganman. U yerdagi odamlar arab emas. Shularning ichida bir ikkita qorilari bor edi, ko'rib hayron qolganman. Bu yerda ham shunaqa bo'lsa kerak deb gapirdi. Men aytdim, janob elchi, bizda har qadamda qori, alhamdulillah. Hali Ramazon bo'lsa ko'rasiz. Keyin ko'rdi o'sha elchi, haqiqatan men qoyil qoldim dedi. Chunki arab tilini bilmasdan Qur'onni yollab, namozda turib avvalidan oxirigacha tajvid bilan o'qib berish bu juda katta gap. Uni eshitganlarni ham baxti, saodati, xayri, barakasi bo'ladi. Buni ustiga mana shu qorilarni hammalarini sanadi Rasululloh alayhi salatu vasallamga yetib boradi. Qori ustozidan o'rgagan, ustozidan shundoq bo'lib borib sahobalarga, sahobalardan Rasulullohga, Rasulullohdan Jibril alayhissalomga, u kishidan Allohga yetadi. Bu ulug' narsa. Mana shu narsa hujjat dalili qog'ozda yozilgan shaklda yo'q edi. Men qori bovalarni chaqirib aytdim. Bu qorilarni hammalarini sanadi bo'ladi. Sizlarniki qani? Bizi o'zimizni o'zbek mana shu O'rta Osiyo qorilarini sanadi qani? Ustozlarimizda bor edi. Bo'lmasa iltimos qaranglar, topinglar. Xudo rahmat qilsin, Abdulboqi qori buva degan qari qori buva bor edi, shu kishi qayerdandir topib keldilar. O'zlari qari odam mana shu Toshkentga kelib, menga qo'limga tutqizganlar, mana ta'sirdir. Hozir shularni hammasini o'rganib, hozirgi kunda qorilarimizga shu ijozat, qorilik sanadi, silsilasi, sajarasini demak yo'lga qo'yyapmiz, harakat qilyapmiz, bo'lyapti shu narsa. Yaqinda meni Qur'on ilmlari degan katta kitobim chiqdi. Faqat Qur'onni Karimga bag'ishlangan. Qur'onga bag'ishlangan bir necha ilmlar bor. Shularning ilmlarining majmuasi Qur'on ilmlari degan ilm fan bo'ladi. Ana shunda mana shu qorilar to'g'risida, qiroatlar to'g'risida ham alohida ilm bor. Ana shu ilmni bayon qilib tushuntirish jarayonida o'sha Abdulboqi qori buva olib kelgan sanadni hozir Hasan Husan qorilarimiz bor. Shular yana ham chuqur o'rganib, tadqiq qilib, tahqiq qilib berishdi, shu kitobga yozdik. Men buni ilmiy omonat sifatida sizlarga aytib qo'yapman. Hozir qorilarning orqasida turib o'qiyapmiz, biz bu qori o'zini ustozidan yoki Qur'onga qarab yodlab olgan narsa emas bu. Rasulullohdan bizga yetib kelgan, Jibril alayhissalomdan yetib kelgan Allohning haqiqiy kalomini biz eshitayotganimiz hujjat bilan, dalil bilan, imzo bilan, qorilarning silsilasi bilan tasdiqlangan qiroatni eshityapmiz. Shuning uchun sizlar hozirgi qilayotgan xatimda turishinglar oddiy ish deb qaramanglar. Bu buyuk ish bu. Ulug' ish bu. Allohning kalomini eshitish, ajridan, savobidan bahramand bo'lish. Mana shu qiroat savob orqali, ana shu qorilarimizning silsilasi orqali Rasulullohga, Jibril farishtaga yetib borish, Allohning kalomini asosiy manbaga yetib borish baxti bu. Mana shu haqiqatlarni inshaalloh hammamiz yaxshi tushunib ahl inoq bo'lib, doimiy mana shu masjidni ham moddiy, ham ma'naviy obodonchilik uchun harakat qilib boraversak, hamma ish yaxshi bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga muyassar bo'lamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alloh, biz ojiz bandalaring o'zingni ulug' oyingda, o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmuş ushbu rakat masjidida xatmi Qur'on qilaroq bir ma'rifiy suhbat uyushtirdik.
bunda o'zingni bayting bo'lmuş masjidlarni moddiy va ma'naviy obodligi to'g'risida so'z yuritdik. Hammalarimizga va bizni yaqinlarimizga, elimiz, yurtimiz, barcha xalqimizga o'zingni baytlaring bo'lmuş masjidlarni ham moddiy tarafdan ham ma'naviy tarafdan obod bo'lishga hissa qo'shadigan bandalaringdan bo'lishimizni nasib etgan. Parvardigora masjid qurib, masjidning binolarini obod qilib, azoda tutganlarni barchalariga qiyomatda o'zing qasrlardan yaratib bergan. Masjidni ma'naviy obod qilganlarni hammalariga masjidga qalblari bog'liq bo'lganligi uchun qiyomat kunida o'zingni soyangdan boshqa soya yo'q kunda o'zingni soyangdan turib jannatga kirishlarini nasib qilgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bir rahmetike ya Erhamer Rahim.